Sevgili arkadaşlar, Türkçe 11. sorudayız. Önce sorumuzu okuyoruz, bir paragraf sorusu olduğu için. Okuyalım hocam. Alican, yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Asıl anlatılmak istenen. Ne demek hocam asıl anlatılmak istenen? Sorularda sürekli çıkıyor bu test sorularında. Bu konuya daha önce de değinmiştik herhalde derslerimizde. Asıl anlatılmak istenen nedir diye bir soru geldiği zaman aslında bize ne demek istiyor? Bu paragrafın ana düşüncesi nedir demek istiyor? Evet hocam. Bunu bir not al Alican. Hemen not alıyorum hocam. Asıl anlatılmak istenen deyince artık bundan sonra evet, ana düşünce. Ana fikir, ana düşünce nedir? Ana düşüncenin zaten eş anlamı ana fikir değil mi hocam? Evet. Şimdi buradan şöyle bir sonuç da çıkıyor. Bu paragrafta birkaç şeyden bahsediyor. Ama bunlardan bir tanesi ana düşünce. Evet. Diğerleri o ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler. Evet. Şimdi metne geçiyoruz. Her edebiyatçı çağının aynasıdır. Sanatçı farkında olsun ya da olmasın, içinde bulunduğu hayatın ve çevresinin etkisinde kalır. Hayal gücünü sosyal hayattan edindiği izlenimler üzerinde şekillendirir. Klasik Türk şiiri şairleri her ne kadar yıllarca toplumdan kopuk olmakla eleştirilmiş olsalar da sosyal hayata dair pek çok unsur şiirlerinin temelinde yer almıştır. Bu şairler söz konusu unsurları şiirlerinde doğrudan günlük hayatta karşımıza çıktığı şekliyle değil, klasik Türk şiirinin hayal dünyası içerisinde eriterek kullanmışlardır. Şimdi şıklara bakalım. Asıl anlatılmak istenen bunlardan hangisi olabilir? Evet Alican, edebi eserlerin konusu her zaman sosyal hayat olmuştur diye bir şıkkımız var. Burada edebi eserlerin konusuyla ilgili bir yorum yapılmış mı? Vallahi hocam göremedim. Yani siz okurken de dinlerken hiç konudan bahsetmedi. Evet, konuya değinmemiş burada. Dolayısıyla A şıkkını bir geçelim. Evet, B'ye gelelim. Toplumdan kopmuş olan sanatçılar yaşadıkları çağa ayak uyduramamışlardır. Aslında tam tersini söylüyor değil mi hocam? Evet, bak ne diyor? Her edebiyatçı çağının aynasıdır diyor. İstese de istemese de bunu yansıtır diyor. Yansıtır diyor ama burada ne diyor? Olumsuz bir ifade kullanıyor. Toplumdan kopmuş olan sanatçılar yaşadıkları çağa ayak uyduramamışlardır. Olumsuz bir düşünce var. Evet, dolayısıyla hocam, bunu da geçelim. Çağa ayak uydurmaktan da bahsetmiyor zaten. Evet, tebrik ediyorum seni. C şıkkı, sanatçıların hayal dünyası, yaşadıkları çağın sosyal hayatının yansımalarından oluşur. Sanki burada bir şeyler var gibi. Evet. Ama ne yapmıyoruz hiçbir zaman? Evet budur deyip balıklama atlamıyoruz. Niye? Daha elimizde iki tane daha şıkkımız var. Evet. D'ye geçelim. Geçelim hocam. Her edebi eserin yazılış amaçlarından biri de tarihe kaynaklık etmesidir. Alican, metinde bana tarih kelimesinin geçtiği bir tane cümle gösterir misin? Gösteremem hocam, çok zor bir soru sordunuz. Evet, çünkü metinde tarihle ilgili hiçbir ifade yok. Evet. Dolayısıyla her edebi eserin yazılış amaçlarından biri de tarihe kaynaklık etmesidir diye bir seçenek yok. O zaman bunu da eleyeceğiz hocam. Bunu da eleyelim ve E şıkkına gelelim. Sanatçıların sosyal hayatı çoğu zaman hayal dünyalarının önüne geçmiştir. Bakın son cümlede bu şairler söz konusu unsurları şiirlerinde doğrudan günlük hayatta karşımıza çıktığı şekliyle değil, klasik Türk şiirinin hayal dünyası içerisinde eriterek kullanmışlardır diyor. Yani burada hayal dünyasının, hayal dünyasının önüne geçme diye bir şey yok. Evet. Dolayısıyla geriye sadece C seçeneğimiz kalıyor. Doğru şıkkımız C'dir diyoruz.